Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir rehber videosundan hepinize selamlar. Taze taze bu güzellikte bir korku oyunu bulmuşken rehberini yapmazsak olmaz dedik. Oyun en başta biraz karışık geliyor. Fakat 3-4 maç sonra çok kolay bir şekilde alışıyorsunuz. Bu alışma sürecinizi daha hızlı geçirmeniz için, oyuna çok daha çabuk adapte olabilmeniz için bu videoyu hazırlıyorum. Oyunumuz klasik hayatta kalma oyunu mantığında. 4 kurban 1 katil şeklinde. Buradaki customize kısmına geldiğinizde burada bulunan 4 karakter arasından istediğinizi seçebiliyorsunuz. Karakterlerin HP'si ve staminası olmak üzere iki özelliği var. İlk Home Sweet Home videomuzda bu HP olayını yanlış anlatmışım. HP'niz kaç olursa olsun 4 vuruşta özel kill çekebiliyor size katil. O zaman buradaki HP'nin amacı ne, onu da anlatayım. Oyunda yüksek yerlerden falan düştüğünüz zaman canınız gidiyor. Buradaki HP de can barınızı arttırdığı veya da azalttığı için bu yüksek yerlerden düşmeler daha önemli hale geliyor. Stamina da zaten oyunlarda biliyorsunuz klasik bir özellik. Karakterinizin staminası ne kadar çoksa o kadar geç yorulur. Böylece daha fazla mesafe koşabilirsiniz. Gelelim bir alt satırda bulunan perk butonuna. Karakterlerinize 3 tane perk takabiliyorsunuz. Benim ilk perk'üm gördüğünüz gibi bu. Elimde herhangi bir item yoksa her 25 saniyede bir bana fırlatılabilir bir bıçak veriyor. Ve bunu katili tutturursam katil stun yiyor. Böylece kaçabiliyorum. Diğer perk'leri açmak için de buradaki perk slotuna tıklamanız yeterli. Gördüğünüz gibi burada birçok perk var ve leveliniz yettikçe bunları açabiliyorsunuz. Buradaki skin kısmında karakterinize kostüm giydirebiliyorsunuz. Şu şekil. Bu kostümleri de Greedy Pot denilen yere girip bu gördüğünüz kavanozu kırarak çıkartıyorsunuz. Şu an elimde hiç jeton bulunmadığı için açamıyorum. Fakat maçlarınızı oynadıkça size bu jetonlardan geliyor. Herhangi bir şekilde ücret ödemeniz gerekmiyor. Gelelim store kısmına. Sağ üstte gördüğünüz gibi bir oyun paramız var. Her maçtan sonra size bir oyun parası veriyor. Ve store'a gelip buradaki perk kısmına tıklarsanız levelinizin yettiği perkleri alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an 4 tane perk'üm açıkmış. Hatta ilk baştaki perk'ü alayım. Aldığınız perk tüm karakterlere geliyor. Buradaki perk slotuna tıklıyorsunuz ve select diyerek perk'ünüzü seçiyorsunuz. Böylece karakterimin 2 tane perk'ü olmuş oldu. Evet arkadaşlar, şimdi oyunun gameplay kısmına geçtik. İlk öncelikle birkaç tüyo vereyim. Oyuna başladığınız zaman şu şekil kapalı gördüğünüz kapıları mutlaka açın. Çünkü eğer bu şekil kapalı durursa katil bu kapıyı kırar ve daha sonra kullanılamaz hale getirir. Dolayısıyla kapalı gördüğünüz tüm kapıları bu şekil açın. Çünkü bu kapıları maç içerisinde şu şekil kullanabilirsiniz. Katil size geldiği zaman bu kapıyı kapatırsanız katil içinden geçemiyor veya da kapıyı açamıyor, kırmak zorunda. Kırmak için de bir animasyona giriyor ve yaklaşık 2-3 saniye kazanıyorsunuz diyebilirim. Fakat katil size geldiğinde bu kapıları direkt böyle hemen katilin suratını kapatmanızı tavsiye etmem. Biraz bu şekilde loop attıktan sonra, hani katilin nereden geldiğini tespit ettikten sonra birkaç tur döndükten sonra kapatırsanız katile zaman kaybettirmiş olursunuz. Sizin için daha iyi olur. Şimdi gelelim sandıklara. Oyunda iki çeşit sandık var. İlk önce kırmızı sandığı göreceğiz. Kırmızı sandıktan arkadaşlar katile tuzak kurabileceğiniz veya da ona vurarak sersemletebileceğiniz eşyalar çıkar. Şu an mesela enerji içeceği çıktı. Itemlara birazdan geleceğiz. Itemların ne işe yaradığını tek tek anlatacağım, merak etmeyin. Tüyolardan devam edelim. Bu kırmızı sandıklar sürekli yenileniyor. Yani bu açtığınız sandık birkaç saniye sonra tekrar açılabilir hale geliyor. Dolayısıyla map'te gördüğünüz bütün sandıkları açın. İlla çıkan item almanıza gerek yok. Item orada da bekleyebilir. Böylece takım arkadaşınız loop atarken sürekli yerde item bulabilsin veya da siz bulabilin. Bu şekilde bir avantaj sağlayabilirsiniz kendinize ve takımınıza. Kırmızı sandıklarda dediğim gibi bu işe yarıyor. Şimdi gelelim sarı sandıklara. Sarı sandıklardan da ritüel eşyası çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Ritüelden kastım da şu gördüğünüz şeyler. Bunun başına gelip dua ediyorsunuz ve alttaki barda olduğu zaman bir tane ritüeli gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bundan 3 tane yapmanız gerekiyor. Fakat bunun başına gelip direkt dua edemiyorsunuz. 2 tane parça götürmeniz lazım. O 2 parçayı da işte bu sarı sandıklardan çıkartıyorsunuz. Kırmızı sandıklarda sormuyor fakat sarı sandıklarda size skill check sorabilir. Aynen bu şekilde gördüğünüz gibi. Orada yazan harflere basmanız gerekiyor. Ve ritüelin ilk eşyasını bize verdi. Her ritüel için bu iki parçayı takmanız gerekiyor. İlki için tamamlıyorum. Yanına gidip E tuşuna basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi altta bir bar doluyor. Bu bar dolarken yine size skill check sorabilir. İlk parçamızı tamamladık. Ve ritüel için gerekli olan bir parça kaldı sadece. O parçada şu gördüğünüz çivi. Aynı sarı sandıktan çıkartabiliyorsunuz. Sağ olsun ekip yardımcı oluyor bana, gördüğünüz gibi çivi getirdiler bol bol. Bu az önceki işlem kadar uzun sürmüyor. E harfine bastığınız an direkt saplıyor. Ve sapladıktan sonra artık ritüelimiz dua edilebilir hale geliyor. Ve başında E tuşuna basarak bu şekil dua etmeye başlıyorsunuz. Tabii killerımız gelmeseydi iyi olurdu. Tek başına yaptığınızda uzun süren bir işlem. Böyle skill check sormaya devam ediyor sürekli. Skill check kaçırdığınız zaman katile bir bildirim gidiyor. Bunu 3 kişiye kadar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 4. kişi bunun başında duramıyor. 3 kişi yaptığınızda tabii ki hızı artıyor. Oyunda şu şekilde girebildiğiniz dolaplar var. Bunları tabii ki katilden kaçmak için kullanabilirsiniz. Bu şekilde içine girip bekleyebilirsiniz. Dolabın içerisindeyken katile ses vermemeniz için size bazen skill check soruyor. O yüzden dikkatli olun.
Gördüğünüz gibi skill checklerimizi sordu. Eğer siz bunun içerisindeyken katil dolabı kırarsa hasar almış oluyorsunuz. Dolayısıyla tam katil çıkarken leave tuşuna basıp çıkarsanız aynı zamanda bir de trick yapmış oluyorsunuz. Allah kabul etsin kardeşim. Gelelim haritadaki kırılabilen duvarlara. Şu gördüğünüz duvarlardan eğilerek geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat tabii ki katil geçemiyor. Dolayısıyla bu duvarları kırmanız gerekiyor. Yani herhangi bir loop içerisindeyseniz bu duvarlardan eğilerek geçebilirsiniz. Böylece katil duvarı kırmak zorunda kalacağı için zaman kazanmış olursunuz. Katil duvarı kırdıktan sonra duvar genişliyor ve ondan sonra katil doğrudan geçmeye başlıyor. O duvar tamamen etkisiz hale gelmiş oluyor yani. Oyunda iki tane map var. İlk mapimiz hastane ve iki mapte de belli başlı katilden kaçma noktaları var. Bu mapimizde havalandırma var. Diğer map'e birazdan geleceğiz. Gördüğünüz gibi havalandırmamız önümüzde. Katilden kaçarken havalandırmanın yanına gidip E tuşuna basarsanız bu şekilde havalandırmadan geçiyor ve sizi başka bir odaya atıyor. Tabii bunun şöyle bir dezavantajı var. Siz havalandırmadan geçtikten sonra hangi odaya düşeceğinizi katil görüyor. Bir bildirim alıyor o odadan. Aynı zamanda havalandırmadan geçtikten sonra birkaç saniyeliğine havalandırma bloklanıyor gördüğünüz gibi. Buradan kimse geçemiyor. Tekrar açılmasını beklemek zorundasınız. Ve tekrar açıldı. Haritada bir item bulduğunuzda veya da herhangi bir yeri arkadaşlarınıza işaretlemek istiyorsanız space tuşunu kullanabilirsiniz. Örneğin burada bir item olduğunu arkadaşınıza haber vermek istiyorsunuz. Bu item'ın üstüne mouse'unuzu getirip boşluk tuşuna basarsanız gördüğünüz gibi arkadaşınıza işaretlemiş oluyorsunuz. Veya da arkadaşınız ritüelin nerede olduğunu bilmek istiyorsa ritüelin üstüne mouse'unuzu getirip boşluk tuşuna bastığınızda gördüğünüz gibi ritüeli işaretlemiş oluyorsunuz. Arkadaşınız map'in neresinde olursa olsun şu şekil ritüeli görebiliyor. Gelelim map'lerdeki atlanılabilen yerlere. Şu gördüğünüz etrafı turuncu ışıklarla kaplı olan yerler tek taraflı yerlerdir. Siz buradan atladığınız zaman katil peşinizden atlayamaz ve herhangi bir şekilde yan odadan falan da buraya geçiş olmadığı için katilin yolunu çok uzatması gerekiyor. Yani neredeyse tamamen katilden kurtulabilirsiniz bu yöntem sayesinde. Fakat buradan atladığınızda çok az bir miktar canınız gidiyor, haberiniz olsun. Hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi biraz canım gitti. Oyunda katil size vurduğu zaman stamina barınız anlık olarak duruyor. Yani gerilemiyor. Dolayısıyla hasar aldıktan sonra tamamen deparı koyabilirsiniz. En azından katil aranızdaki farkı açabilirsiniz. Evet, şimdi katilimiz geldi, bana vurdu ve altta gördüğünüz gibi stamina barım 1 saniyeliğine falan sarı yandı. O 1 saniye boyunca hızlı bir şekilde kaçabilirim oradan. O süre boyunca staminam azalmıyor. Şimdi arkadaşlar oyundaki bir diğer mapimiz olan Swamp'teyiz. Bu map survivor için oldukça zor. Az önceki mapte en son stamina olayında kalmıştık. Oradan devam edelim. Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da staminanızı harcadıktan sonra normal yürüme moduna geçerseniz veya da durursanız staminanız dolar. Bunu en etkili şekilde kullanmanın yolu da şu. Bir kere katil size gelene kadar hiçbir şekilde staminanızı kullanmayın. Yani map'te loot yaparken, ritüellere giderken falan koşmayın. Ya da en azından şu şekil bas çek yöntemini kullanabilirsiniz. Fakat bütün map'i sakın şu şekil koşarak gezmeyin. Çünkü katil size geldiği zaman nefesiniz tükenir ve çok kolay bir şekilde yakalanırsınız. Çünkü katilin staminası yok. Sadece hızı sizden biraz yavaş. Ve aynı şekilde katil peşinizdeyken yine full bu şekilde gidip depar atmanıza gerek yok. Katil arkanızdayken sürekli arkanıza bakarak oynayın. Ve atıyorum siz buradasınız. Katil yaklaşık olarak şuralarda bir yerde. Yani aradaki mesafe yaklaşık bu kadarken biraz koşup aradaki farkı açabilirsiniz. Sonra tekrar yürümeye devam edin. Ve katili sürekli izleyin. Tabii bunu yaparken önünüze de bakın bir yandan. Katil sizle belli bir mesafeye geldiği zaman tekrardan koşarak aradaki farkı açın. Sonra tekrar yürümeye devam edin. Böylece staminanızı dengeli kullanmış olursunuz. Ve katilin size yetişmesi bir hayli zor olur. Az önceki map'te havalandırmalardan bahsetmiştik. Bu map'te de aynı havalandırma işlevini gören bir fıçımız var. Bu fıçıya girdiğiniz zaman sizi map'in başka bir yerine atıyor. Ve anlık olarak ışınlanarak katilden kaçmış oluyorsunuz. Tabii dediğim gibi bu da katile bildirim veriyor. Yani siz o fıçıya girdikten sonra katil sizin nereden çıkacağınızı biliyor, görüyor. Ama en azından zaman kazanmış oluyorsunuz. Ve bu map'te de aynı bir önceki map'imizde olduğu gibi şu şekil sarı olarak belirtilen atlanılan noktalar var. Buralardan atladığınızda yine katil peşinizden gelemiyor ve uzun yolu tercih etmek zorunda kalıyor. Böylece zaman kazanıyorsunuz. Fakat bu map'in diğer map'e göre dezavantajı şu. Bu noktalardan atladığınız zaman şu şekil gördüğünüz gibi bir bataklığa düşüyorsunuz. Ve bu bataklıkta hızlı koşamıyorsunuz. Yani maksimum hızınız bu. Katilden daha yavaş oluyorsunuz. Dolayısıyla sizi çok rahat bir şekilde yakalayabiliyor. O yüzden size tavsiyem bu map'te sakın ha sakın bataklığa girmeyin. Hasar alacağınızı bilseniz dahi bu üst taraflarda dolanın. Şimdi arkadaşlar gelelim itemlarımıza. İlk itemimiz enerji içeceği. Bu tüm itemları şu gördüğünüz kırmızı sandıktan çıkartıyorsunuz. Bu itemlar için sarı sandıkla herhangi bir işiniz yok. Bu enerji içeceği de belli bir süreliğine sınırsız koşma hakkı tanıyor size. Yani staminanız azalmıyor. Şöyle içelim enerji içeceğimizi. Ve gördüğünüz gibi alttaki bar sarı oldu. Ne kadar koşarsam koşayım staminam azalmıyor.
Yaklaşık 3-4 saniye kullanabiliyorsunuz. Güzel bir etki veriyor. İkinci itemimiz sopa. Yani işlevi belli. Katili dövmeye yarıyor, stunlamaya yarıyor. Katilimiz geldi ve eğiminizi katilin üstüne getirip sol tık attığınız zaman gördüğünüz gibi katili bayıltıyorsunuz belli bir süreliğine. Kaçışlarda bunu bolca kullanabilirsiniz. Oradan bir adet daha sopamız geldi Recep ekibinden. Bir kere daha kullanalım. Gördüğünüz gibi stunladım 1-2 saniyelik bir duraksamaya uğruyor katilimiz. Tabii ki belli bir süre sonra sopanız kırılıyor. Sıradaki itemimiz ise sağlık şırıngası. Bunu da yine kırmızı sandıktan çıkartabilirsiniz. Canım az. Gördüğünüz gibi katil bana 2 tane vurdu. Ve sol tıka basılı tutarak bu sağlık şırıngasını kullanıyorum. Gördüğünüz gibi 2 vuruşluk can bağışlıyor bana. Sıradaki eşyamız kutsal su. Bu da bir saldırı eşyası. Katili stunlamıyor fakat kör ediyor diyebiliriz. Tamamen kör etmese de görüşünü bulanıklaştırıyor. Şu şekil katilin üstüne damlatıyorsunuz suyu ve gördüğünüz gibi kafasında bir duman çıkıyor. O duman da katilin görüşünü biraz zayıflatıyor diyebiliriz. Bir diğer itemimiz Sigil Scroll. Bu da kapılara ve geçit yerlerine koyulan bir çeşit blok. Bunu nasıl kullanabileceğinizi de göstereyim arkadaşlar. Bu uzun süreli bir tuzak değil. Yani herhangi bir kapıya bu tuzağı kurup yarım saat sonra katil oradan geçtiği zaman stun yiyecek falan gibi düşünmeyin. Bu anlık bir tuzak. Tuzağı koyduğunuz an yaklaşık 2-3 saniye orada kalıyor ve katil o kapıdan geçemiyor. Bir kere sol tıka basıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi nereye koymak istediğinizi soruyor size. Bir kere daha bastığınızda da tuzağı yerleştiriyorsunuz. Ve katil blok yiyor, bu kapıdan geçemiyor. 2-3 saniye sonra da etkisi bitiyor dediğim gibi. Bir de katil yokken deneyelim. Düz bir şekilde tuzağımı attım. Ve yaklaşık 3-4 saniye sonra gördüğünüz gibi yok oldu. Dediğim gibi uzun süreli bir trap değil. Bunu katilden kaçarken anlık olarak kullanmanız gerekiyor. Allah kabul etsin arkadaşlar. Katilimize dua ediyor. Camimize yardım. Sıradaki itemimiz Chaplet. Bu da aynı sopada olduğu gibi katil dövmenize, stunlamanıza yarıyor. Aynı dediğim gibi sopada olduğu gibi şu şekil vurarak katile zarar verebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, sıradaki itemimiz yine bir tuzak. Geçitlere veya şu şekil kapılara gördüğünüz gibi örebiliyoruz. Bir kere mouse sol klik yaptıktan sonra tuzağı nereye koyacağınızı seçiyorsunuz. Ve sol tıka basılı tutuyorsunuz. Bu uzun vadeli bir tuzak. Yani siz tuzağınızı buraya ördükten sonra bu tuzak burada aktif kalıyor. Hemen kaybolmuyor. Katil bu tuzaktan geçtiği zaman ise stun yiyor. Hatta eğer tüm ritüelleri bitirdiyseniz canı gidiyor. Evet, killer'ımız geçti ve gördüğünüz gibi stun yedi arkadaşlar. 2-3 saniye boyunca orada sersemliyor. Dediğim gibi uzun vadeli bir tuzak olduğu için çok iş görüyor. Şimdi ritüellerin bitişini göstereyim arkadaşlar. Alttaki barı doldurduğunuz zaman dediğim gibi ritüelin kafasına bir şey saplıyor ve ilk ritüelinizi tamamlamış oluyorsunuz. Dediğim gibi bundan 3 tane yapmanız lazım. Ve her bir ritüel bitirişinizde ekstra olarak süre kazanıyorsunuz. Şu şekil diğer ritüelimi de bitirdim. Ve ekstra 2 dakika süre eklendi. Son ritüeli de bitirdikten sonra kaçış için her şey hazır olmuş olacak. Ve son ritüelimi de bitirdim. Gördüğünüz gibi sol üstte bir çıkış kapısı işareti çıktı. Map'te 5 tane portal açılıyor. Soldaki kutuların her bir doluşunda bir tane portal açılıyor arkadaşlar. Soldaki bar doldu. Ve gördüğünüz gibi map'e bir tane kaçış portalı eklendi. Bu portalın yanına giderek E tuşuna basılı tutuyorsunuz. Ve hızlı bir şekilde portalınızı açabiliyorsunuz. Ardından tekrar E tuşuna bastığınızda portalın içine atlıyor ve kaçmış sayılıyorsunuz. Şu an onu göstermeyeceğim. Ve portaldan kaçmazsanız gördüğünüz gibi kapanıyor. Tekrar açmanız gerekiyor. Her bir portaldan bir kişi kaçabiliyor sadece. Diğer kişilerin başka portallar bulması gerekiyor. Aynı zamanda tüm ritüelleri bitirdiyseniz katil ölebilir hale geliyor. Yani normalde maç içerisinde katile vurduğunuzda canı gitmiyor, sadece stun yiyor. Fakat tüm ritüelleri bitirdikten sonra katile vurduğunuzda veya da katil bir tuzağa bastığında canı gidiyor. Evet arkadaşlar, şimdi Evo'yu döverek öldüreceğiz. Dediğim gibi portal açıldıktan sonra katile vurabiliyorsunuz ve canı gitmeye başlıyor. Son vuruşunuzdan sonra ise gördüğünüz gibi bu şekil ağla biç yazabiliyorsunuz katile. Şimdi arkadaşlar, katilimiz gördüğünüz gibi birisini öldürdü ve o kişinin ruhu düştü yere. O kişiyi geri kaldırmak için ruhunun yanına gidiyorsunuz. E tuşuna basarak ruhunu alıyorsunuz. Ve map'te gördüğünüz şu küçük put gibi şeylerin yanına gidiyorsunuz. E tuşuna basılı tutuyorsunuz. Ve arkadaşınız için dua etmeye başlıyorsunuz. Alttaki bar tamamlandığı zaman gördüğünüz gibi arkadaşınız tekrardan hayata dönüyor. Ve belli bir saniyeliğine hasar alamaz durum etkisi altına giriyor. Gördüğünüz gibi sarı bir çember var yanında. Katil ona vurduğu zaman o süre boyunca hasar almıyor. Katilden 4 tane hasar yediyseniz arkadaşlar size bu şekil özel kill çekebiliyor. Bu da oyundaki ilk ölüşünüz anlamına geliyor. Ve öldükten sonra arkadaşlarınızı bu şekilde izleyebiliyorsunuz. Tekrar ruhunuzu alıp putun yanına gidip dua ettiklerinde hayata dönüyorsunuz. Ve bundan sonraki ölüşünüzde oyundan tamamen devre dışı bırakılacaksınız. Yani bir kere ölme hakkınız var. İkinciden sonra oyundan kopuyorsunuz arkadaşlar. Tamamen ölmüş oluyorsunuz.
Tekrar kaldırıldığınız zaman yarı canla başlıyorsunuz. Şu an karakterimin bir özelliği olduğu için full canla başladım. Normalde yarı canla başlıyorsunuz. Aynı zamanda ilk ölüşünüzden sonra altta bir süre saymaya başlıyor. Eğer bu süre içerisinde sizin ruhunuzu alıp putun yanına götürüp dua okuyarak kaldırmazlarsa yine ölmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki katile vurulabilen eşyalarla onu stunlayabileceğinizi söylemiştim. Fakat katilin bir sağ klik özelliği var. Kendisine bir defans kalkanı açıyor. Eğer o özellikteyse katile vurmanız hiçbir işe yaramayacaktır. O özelliğe geçtiği zaman da katilin etrafında böyle kırmızı bir ışık çıkmış oluyor. Gördüğünüz gibi şu an katil özelliğini açmış demek. Vurduğunuz zaman stun yemiyor, hiçbir şekilde işlemiyor. Dolayısıyla o kırmızı çemberi gördüyseniz katilin etrafında katile vurmakla uğraşmayın. Ve arkadaşlar bu oyunda şöyle bir özellik var. Eğer iki kişi yan yanaysanız katilin tek bir darbesi ikinize de hasar veriyor. Gördüğünüz gibi tek darbeyle iki kişi birden yere serdi. Yani iki kişi birden hasar aldı. Buna dikkat edin. Evet arkadaşlar şimdi geldik katilimizin oynanışına. Öncelikle dediğim gibi katilimizin staminası yok. Sınırsız bir şekilde gidebiliyorsunuz. Hızı survivor'lara göre daha yavaş. Katilimizin vurma mesafesi çok uzun değil. O yüzden uzak yerlerde vurmayı denemeyin. Survivor'ların dibine girmeye çalışın. Şöyle bir mesafesi var gördüğünüz gibi. Ve göreviniz map'te gördüğünüz şu ritüelleri korumak. 4 tane ritüel var. Ve bunun üçünü tamamlamaları gerekiyor. Ritüeller bu şekil mavi yanıyorsa herhangi bir şeyini tamamlamamışlar demektir. Eğer turuncu yanıyorsa ilk parçasını takmışlar demektir. Sarı yanıyorsa da dua edilmeye hazır hale gelmiş demektir. Ona göre ritüellere önem vererek oraları gezip kurbanları bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar az önce belirttiğim gibi kurbanlar ritüelin ilk parçasını takarsa ritüelimiz bu şekil turuncu oluyor. İkinci parçayı taktıkları zaman da bu şekil sarı hale geliyor. Ve artık dua edilmeye hazır hale gelmiş demektir. Yani şu mavi olan ritüeller yerine bu sarı veya turuncu olanlara gitmeniz sizin için daha önemli. Çünkü mavilerin henüz hiçbir parçası takılmamış demektir. Şimdi katilimizin shift özelliği sizi bir hayalet moda sokuyor. Böylece normal hızınızdan daha hızlı gidebiliyorsunuz. Aynı zamanda da kırmızı bir şekilde survivor'ların aurasını görebiliyorsunuz. Aynen şu şekil. Gördüğünüz gibi hem hızlı gidiyorum hem kurbanların aurasını görüyorum. Shift'e bir kere daha bastığımda yanlarında spam olabiliyorum. Katilimizin R özelliği her 90 saniyede bir kullanılabiliyor. Ve sizi rastgele bir survivor'ın yanına ışınlıyor. Nerede olduğunuz hiç önemli değil. R tuşuna bastığınızda rastgele bir survivor'ın yanında şu şekil spawn oluyorsunuz gördüğünüz gibi. Kutsal suda da şöyle bir animasyon oluyor arkadaşlar. Az önce kör ediyorsunuz demiştim. Onu da gösterelim. Şu şekil gördüğünüz gibi bir sis bulutu kaplıyor çevrenizi. Yine görüyorsunuz survivor dediğim gibi. Sadece görüşünüzü bulanıklaştırıyor birazcık. Katilimizin sağ tıkı da sizin hasar almanızı engelliyor belli bir süreliğine. Stun yemenizi falan engelliyor. Sağ tıkımı açtım. Kutsal suyu fırlattı ve gördüğünüz gibi hiçbir işe yaramadı. Survivor'lar elindeki item'la size vurduğu zaman 1-2 saniyeyle stun yiyorsunuz. Şu şekil stun yiyorsunuz ve hiçbir şekilde hareket edemiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu map'te fıçı, diğer hastane map'imizde de havalandırmalar vardı biliyorsunuz geçit olarak kullanabildiğimiz. Survivor'lar bunlardan geçtiği zaman zaman kazanıyorlar evet. Fakat nereye gittiklerini görebiliyorsunuz. Kurbanımız fıçıya girdi ve gördüğünüz gibi bildirim çıktı orada. Kurbanın nerede olduğunu size gösterdi. Böylece fıçıya girdikten sonra nereye gitti gibisinden bir kafa karışıklığı yaşamıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar killerken kapılara iki adet tuzak koyulabiliyor. Bir tanesi sicil, anlık olarak kullanılması gereken bir trap. Bir tanesi de örümcek ağı trapimiz. O uzun vadeli bir trap. İlk olarak sicili göstereceğiz. Sicil koydukları zaman kapı bloklanıyor. 2-3 saniyeliğine geçemiyorsunuz. Gördüğünüz gibi koydu ve geçemiyorum. Kapı bloklandı şu an. Tekrar açılmasını beklemek zorundayım. Şimdi bir de diğer trap'i hazırlıyor kurbanlarımız. Kapıda trap olup olmadığını anlamak için de üstüne bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle örümcek ağ gibi bir şey mevcut. Ve o varken geçtiğinizde yine stun yiyorsunuz 2-3 saniyeliğine. Şimdi tekrar trap ördü survivor'larımız oraya. Bu sefer de defans kalkanımı açıp geçmeyi deneyeceğim. Kalkanımı açtım. Geçtim ve gördüğünüz gibi stun yemedim. Trap'i devre dışı bıraktım. Bu defans kalkanımı bir de sicil varken deneyelim. Bakalım içinden geçebiliyor muyum yoksa işe yaramıyor mu? Özelliğimi açtım. Ve sicilin içinden özelliğimle de geçemiyorum. Yani çok OP bir tuzak diyebiliriz sicil için. O koyulan sicillerin içerisinden kurbanlar geçebiliyor arkadaşlar. Zaten anlamışsınızdır. Şimdi arkadaşlar killer'ı da size birkaç tüyo vereyim. Maça başlar başlamaz bulduğunuz tüm kapalı kapıları ve tüm kırılabilir duvarları kırın. Yani buraları survivor'lar için kullanılamaz hale getirin. Böylece maç içerisinde loop atarlarken ellerindeki imkanlar kısıtlı olmuş olacak. Şu şekil gördüğünüz tüm kapalı kapıları, tüm kırılabilen duvarları maç içerisinde kırın. Survivor'da anlattığım şey bu yüzden önemli. Kapalı bir kapı bulduysanız Survivor'dayken bu kapıları açın ki katil kıramasın. Eğer ki kapıyı açmazsanız katil bu şekilde kapıyı kırarak daha sonra kullanılamaz hale getirir. Ve az önce görmüşsünüzdür kapının arkasında bir Survivor varken kapıyı kırarsanız
Survivor stunlıyor. Ve Killer'da tabii ki düz sol tık yaparak Survivor'lara hasar verebiliyorsunuz. Her bir hasarda yaklaşık %25 canı gidiyor ve 4 vuruşta Survivor'ları öldürebiliyorsunuz. Ve 4. vuruşu yaptıktan sonra her türlü Survivor ölüyor. Ama eğer özel kill çekmek istiyorsanız 4. vuruşunuzdan sonra E tuşuna basarak 4. vuruşu attım, E tuşuna bastım ve bu şekil özel kill çekebiliyorsunuz Survivor'lara. Tüm Survivor'ları öldürdükten sonra da kazandığınıza dair böyle bir animasyonla karşılaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım aklınızda bir soru işareti kalmamıştır. Her şeyi anlatmaya çalıştım. Oyun çok iyi bir oyun. Umarım zamanla daha da gelişecektir. Yeni katil, yeni map vesaire. Yine de anlamadığınız bir yer varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.